Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle isminizi ve soy isminizi öğrenebilir Cengiz miyiz? Erol. Cengiz Bey. Şimdi burada öncelikle biraz kendinizden bize bahseder misiniz? Yaşım 50. Arçelik Yetkili Servisinde çalışıyorum 27 yıldır. 1995 yılında başladım mesleğe. 97 yılında ilk teknisyenliğim, soğutucu teknisyenliğimi aldım. Fabrikada eğitim görerek, sınavlara girerek 95 yılında başladım ama 97 yılında teknisyenlik belgemi aldım. Hangi okuldan mezunsunuz? Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum Meslek ben. Lisesi. Meslek Lisesi Elektronik Bölüm mezunuyum. Elektronik bölüm Evet. mezunsunuz. Peki bu mesleği seçmenizde size... Mesleği seçmem tamamen tesadüf eseri olan bir şey. Gazete ilanından ben ÜTA atölyem varken bir sinirlenip gazete ilanından bakıp ben bayi olarak biliyordum. Hani bu satış olarak. Çamaşır makinesi, buzdolabı satış olarak biliyordum ama gittiğimde yetkili servis olduğunu gördüm. Hoşuma gitti. İlk işe İlk işe yetkili serviste mi yetkili başladınız? serviste başladım ben. Hangi, nerede, hangi şehirde? Erdem Teknik. Hangi Abdullah şehirde? Erdemoğlu. 500 Evler. Barbaros Hayrettinpaşa 500 evler. Mahallesi'nde. Evet. 1081 sokakta. Ara Çıraklık sokakta. Çıraklığım ilk orada orada başladı. Orada başladı. başladı. Benim çıraklığım biraz geçti. Ben askerden sonra başladım ben mesleğe. Uzun dönem bu işi, uzun dönem olur yaptığınız bu işi. 27 yıldır bu mesleğin içindeyim. 27 yıl. 27 yıldır. Mesleğinizi Mesleği seviyorsunuz maaşı galiba. çok seviyorum. Tekrar dünyaya gelseniz bu mesleği yapar mısınız? Tekrar dünya, yani şimdi şeydi, benim başladığım dönemdeki sisteme bakarsanız tabii ki bu mesleği yaparım ama şimdi biliyorsunuz artık devir elektronik devri, elektronik devri oldu. Hani ben imkanım olsaydı bir bilgisayarla, bir tasarım işiyle falan uğraşmayı isterdim ama mesleğimi seviyorum. Hani İki şansımdan biri olsa bu mesleği Peki 27 yıl önceki işe bakışınızla şu anki bakışınız değişti mi? Çok, çok değişti. Ne değişti mesela? Ya sistem tamamen değişti. Eskiden müşterilerden teknisyene gelinen, işi bilen insana karşı çok büyük bir saygı vardı. Dinlenirdi. İnsanlar şey değildi hani çok çok bu kadar internet ortamı şu bir olmadığı için bilinçli değildi. Bilinçli olmadığı için de ustaya bir saygı, bir sevgi vardı. Hani bir ne bileyim işini, mesleğini size davranışlarıyla sevdiriyorlardı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi insanlar şey olarak bakıyorlar hani ürünler bozuk. Bu arkadaşlar geliyor. Bir de şey var işte kulaktan dolma hani bu seri bozukmuş falanca söyledi. Bu şöyleymiş böyle. Hani insanlar gitgide zorlaştı. Bundan sonra daha da zorlaşacak. Çok çok zorlaşacak. Peki Şimdi bu söylediğiniz şey sadece sizin mesleğinizle ilgili mi yoksa yok, tüm genel olarak mesleklerde mı? genel olarak yani şimdi bir markette bile bir bakkalıya bile değişti. Şimdi bir bakkalıya bile müşteriye davranış biçimi, paketleme biçimi, sarma, poşetleme biçimi değişti. Çünkü niye? Büyüdü artık yani herkes kurumsal firma Şimdi oldu. çalıştığınız firmada bir sürü ürün var. Çok Siz çok hangi çok ürünlere kanunu. Bende bakıyorsunuz? bütün hepsinin teknisyenliği var. Bütün Tepsi. Bende tüm belgelerim hepsi var. Bütün hepsinin teknisyenliği var. Ben hepsine de uğraştım, çıktım. Hani beyaz eşyası, kliması, işte küçük ev aleti. Zaten şu andaki bölümüm küçük ev aleti bölümündeyim ve bayilerle ilgilenen burada tabii kısımdayım sizin meslek sesi bitirmeniz, ondan sonra da tabii bu işi yapmanız, sizin tabii teknik olarak Artı, tabii. gelişmenizde Artı ben 1-0 faydası önde oldu. olarak başladım tabii ki mesleğe girerken. Hani bilerek 1-0 önde başladım sağ olsun. Hani beni yetiştiren, bana emeği olan ustamın da çok çok büyük faydası var İsmini tabii ki. söyler İsmi misiniz? Abdurrahman Özürek. Şu anda bu servisin, çalıştığım servisin büyük hissedarlarından birisi, en büyük hissedarlarından birisi Abdurrahman Özürek. Ustanızın yanında beraber Artı tabii, çalışıyorsunuz. artı akrabalık kavramımız da var. Evet. Kız kardeşimin kocası. Hani ustamdı, arkadaşımdı. Sonra kız Yani kardeşim. ustalıktan Akrabalar tabii, yan diğer akrabalık kuzu sarma olmaya kadar tabii. Tabii hala tabii tabii. berabersiniz. Ailem beraberiz. 27 yıldır görmediğimiz çok belki yani 3 gün 4 gün üst üste görmediğimiz bir gün yoktur. Şeydir. Eski bir dostluktur. Peki mesleğinizdeki zorluklardan bahseder misiniz? Mesleğimizdeki zorluklara gelelim şimdi. Mesleğimizdeki zorluklar çok çeşitli mesleklere aynı anda yapıyoruz. Hani diksiyon düzgün olarak mecbur. Diksiyonun düzgün Bunu biraz olacak. açalım. Yani Tabii nasıl aynı açalım. Şimdi anda zorluklarımız yapıyorsunuz? dedik yani hem şoförlük yapıyorsunuz Evet, artı bir meslek. şoförlük. Şoförlük yapıyorsunuz, ehliyeti olmayan zor.
Zor çünkü arabayla servislere gidiyorsunuz. Bu birinci mesleğiniz. İkinci mesleğiniz, diksiyonunuz çok düzgün olacak. Tabii. Fiziğiniz, diksiyonunuz, üstünüz, başınız, kıyafetiniz. Hani siz evinize nasıl biri gelmesini istiyorsanız başkasının evine de aynı hizmeti vermek zorundasınız. Saçınız, sakalınız, davranışınız, kimliğiniz. Çünkü büyük bir kurumu içiyorsunuz, temsil ediyorsunuz. Kurumun büyüklüğü sizin de ona göre davranışınızı muhakkak etkiliyor. Çünkü firma çok büyük bir firma, adı çok büyük bir firma, kendisi büyük. O yüzden de davranışlarınız, kılığınız, kıyafetiniz, saçınız, sakalınız ona ve çok aynı zamanda gittiğiniz zaman o üründen tabii ki bütün tüm bilgilerini bilmeniz lazım. Müşteri bir şey sorduğu zaman, başka bir şey sorduğu zaman da onu cevaplamak zorundasınız. Çünkü siz oraya çok bilgili olarak gidiyorsunuz. Yani müşterinin muhakkak hem tamirat olarak hem bilgi olarak tatmin etmek zorundasınız. Peki Cengiz Bey, evlisiniz. Evliyim, 2 tane kızım var. Allah bağışlasın. Çok sağ olun. Peki bu meslekten elde ettiğiniz gelir size yetiyor mu? Yetmedi, hiçbir zaman da yetmedi. Bu mesleğin tek handikapı geliri düşük olmasıdır. Geçindik tabii ki. Hani geçinmenin neye göre, herkese göre değişir geçinmek. Geçindik, tamam ekmeğimizi kazandık ama gelir seviyesi ustalığa göre, 27 yıllık emeğe göre çok düşük. Peki, başka bir meslek yapmayı düşündünüz mü? Başka bir meslek yapmayı derken, parasal olarak başka mesleklere geçebilirdim. Para kazanmanın olduğu, yani ticaret yapabilirsiniz, ederseniz ama bu mesleğe bir kere başladım mı, dediğim gibi bu meslek biraz bağlılık gerektiren bir meslek. Çok çabuk bağlıyor. Aşık oluyorsunuz, çok çabuk aşık oluyorsunuz ve kolay kolay bırakamıyorsunuz. Hani tüm şeylerine rağmen, handikaplarına rağmen bırakamıyorsunuz. Artık şey oluyorsunuz, bu meslekle bir bütün oluyorsunuz. Peki bir meslek daha seçme hakkınız olsaydı bu mesleği yapar mıydınız? Yapardım. Yine aynı şekilde? Yapardım, aynı şekilde bu mesleği yapardım. Aynı şekilde yapardım. Hani bir şansım daha olsaydı, tekrar başlar mısın deseniz, tekrar aynı yerden tekrar başlardım. Hani zorluk mu? Çok çektik. Çok zorluklarını çektik. Çok emek verin. Hani kar bir fırtına yayan yürüyerek çıkılamaz, girilemez sokaklara. Bizi unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız? Unutamadığınız bir anım çok. O kadar çok var ki. Sultan Çiftliği, Ordu Caddesi, 161 sokak. Gecekondu bir evdi. Çamaşır makinesi arızaya gitmiştim. Sene 99 2000 dolaylarıdır o sıralardı. Bir hanımefendi açtı kapıyı. İçeri gecekondu. İçeri girdim. Makineye baktım. 3300 makine, hiç unutmam. 3300 makineye baktım. Program cihazı arızalıydı. O zaman misal veriyorum, şimdi tam aklımda gelmiyor ama 100 lira bir ücreti vardı. Müşteri 50 mark çıkarttı. O zaman mark tedavüldeydi. 50 mark çıkarttı. Abi dedi, bunu kızımı İzmir'den getirtmek için ayırdım. Ama çamaşır makinesi, komşulara çamaşır mı yıkıyorum dedi. Buna yapar mısınız dedi. O zaman da 50 mark 70 lira veya 60 liraydı. Ablacığım, ben çalışan elemanım. Hani bunun üstünü ben cebimden karşılayacağım. Çünkü akşam gittiğim zaman bunun yetkilime hesabını veriyorum dedim. Abi başka param yok dedi. Kapıyı açtı. Kocasının da bacakları kesik. İçeride belden aşağısı yatıyordu. Tamam dedim abla, geri kalanını ben ücret olarak karşılarım, ben kendim karşılarım dedim. Arabadan program cihazı getirip takıp müşterinin işini gördüm, çıktım. 50 mark aldım cebime ama akşama kadar 50 mark benim cebimde korkunç bir büyüdü. Beni çok rahatsız etti. Akşam servis veriyorum, parmağımı 50 markın üzerine koydum. Diğer paraları uzattım. Dedim, abi ben bunu alacağım patrona. Hayırdır Cengiz, param lazım dedi. Dedim yok abi, lazım değil ama ben bu parayı dedim geri tekrar aldığım kişiye geri vereceğim. Hayırdır dedi, sordu. Aynı böyle anlattığım gibi patronuma da anlattım. Allah razı olsun, iyi adamdı. Vicdanlı, merhametli adamdı. Ben anlatınca dedi ki, bu 50 markı ver. Artı hasılattan bir 50 mark kadar da para, Türk parası verdi. Bunu da ver. Sonra karşı markete git dedi. Marketten kendi evinin ihtiyacını alıyorsan, dedi ki, tüylerim diken diken oldu anlatırken. Evin ne ihtiyacı varsa dedi, bunları da oraya götür dedi. Çok sevindim. Aldım 50 marka, o parayı da aldım. Karşı alışveriş, çok güzel bir alışveriş yaptım. Gittim, kapıyı çaldım. Kadın açtı. Kadın korktu önce.
Abi dedi parçayı mı sökeceksin dedi. Patron kabul etmedim parayı dedi. Dedim yok ablam o nasıl laf dedim ya. Abla dedim şu 50 markın. Şurada bizim patronumuz yolladı artık para. Bunlar da dedim gıda dedim. Ben kabul edemem dedi kadın. Dedim ki ablacığım hani kiminin duası, kiminin hayrı. Bizim dükkanımızın bu hayrı. Bunu sen kabul ediyorsun. Bundan da dedim 50 markta da kızını İzmir'den getiriyorsun dedim. Dedi ki abi haftaya tekrar bana uğrar mısın? Bir hafta sonra. Dedim abla sen beni görmedin. Ben de seni görmedim. Bitti dedim. Dedi ki haftaya ne olursun? Bana bir uğra. Oradan geçiyordum. Aklımda da yoktu. Evi görünce ha dedim abla haftaya bir uğra demiş dedim. Kapıyı çaldım. Bir kız çocuğu çıktı. 13-14 yaşlarında. Tüylerim diken diken oldu. Evet. 13-14 yaşlarında bir kız çocuğu çıktı. Anne dedi o amca geldi dedi. Kadın çıktı. Dedi ki İzmir'den gelen kızım. Senin verdiğin 50 markla getirdiğim kızım dedi. Kıza telefon açmış. Kız İzmir'de bir tane bu örme işinden çerçeve yapmış. Halen evde asılı. O çerçeveyi bana verdi. Ya dayanamadım ki. Hemen arabaya girdim. Şimdi gene Ağladım. Ya duygulandınız. tabii. Şey, hani çok unutamadığım anılarımdan birisi. Lerçeliğin çok var. Çok var ama hayatımızda çok çok da bizi etkileyen, hayat Evet, bunu okulu gibi bir şey. anlatarak, bizimle paylaşarak gerçekten bizi de duygulandırdınız. Sizi tanıdığımız için çok teşekkür Çok ben ederiz. teşekkür ederim. Çok çok sağ olun.